işi var. Thank you.
Boşluk kalmasın, ön tarafları da dolduralım. Arkadan gelen çok AK Partili kardeşlerimiz var. Araları dolduralım, kaldırımları dolduralım. Kaldırımları dolduralım, buyurun, buyurun bu tarafa doğru gelin. Başkanımıza bir güzel konuşmalarından dolayı.
bundan sonraki görevimiz de ilan edildi. Milletvekilliğinden sonra inşallah il başkanlığı. Şimdi ayrılıyorsun. Söylüyorum, geliyorum. Evet, değerli dostlar, değerli AK Parti gönüllüleri. Böyle güzel bir günde, böyle güzel insanlarla bu heyecanı paylaşmak açıkçası bizim için büyük mutluluk. Zaten diyorlar ya, perşembenin gelişi çarşambadan belli diye. Aslında 30 Mart'ın gelişi bugünden belli, buradan belli. Şu geçtiğimiz 3 aylık dönemde birileri çıktı, sürekli çamur attılar, iftira attılar. Hangilerini ciddiye alacağız? Baktığımız zaman ister televizyon kanallarında, ister gazetelerde, ister meydanlarda konuşanın hangi siyasi partiden olduğunu anlayabildiniz mi? Ben anlayamadım. Acaba konuşan Bahçeli miydi, Kılıçdaroğlu muydu? Hangisi? Şurada da bakın, yan yana durmuşlar, görüyorsunuz. Yan yana durmuşlar burada da. Bizler hepsine yeteriz. Buradan zerre kadar tereddüdümüzü. Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız hepsine yeter. Bundan zerre kadar tereddüdümüz yok. 12 yıldır millete hizmet etmekten başka gayesi olmayan bu kadroları, AK kadroları asılsız iftiralarla, çamur at izi kalsın siyasetiyle lekelemeye çalıştılar. İnanın millet bunlara kanmadı. 12 yıldır yaptığımız tek şey bu millete hizmet etmek. Ama ne hikmetse şu 2 aydır çıktılar, yolsuzlukta yolsuzluk, yolsuzlukta yolsuzluk. Arkadaş, 12 yıldır neredeydiniz ya? 12 yıldır bu yolsuzluklar neredeydi? Niye şu 2 ayda çıkıp yapıyorsunuz? Çünkü yok. Kasetlerle, montaj kasetlerle, şantajlarla milli iradeyi yanıtmaya çalışıyorlar. Millet kalmadı Allah'a şükür, kalmayacak da. 230 milyar dolar Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 2002'de. Montaj desene, montaj desene. Değerli arkadaşlar, bakın. Sene 1990, Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 210 milyar dolar. Sene 2002, Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 232 milyar dolar olmuş. Kaç sene geçmiş? 12 sene. Pardon, 22 sene ya, hesabı düzeltelim. 22 senede gelinen rakam bu. Ama 2002'de AK Parti gelmiş, AK kadrolar gelmiş. 232 milyar dolar olan Türkiye'nin gayri safi milli hasılası bugün 820 milyar dolara çıktı arkadaşlar. Bu muhasen severlik. Onların yaptıkları, CHP'sinin de MHP'sinin de bütün siyasi partilerin yaptıkları 12 yılda yaklaşık 20 milyar dolar. 12 yılda AK Parti kadroları Türkiye'yi 3,5 kat büyüttü arkadaşlar. 3,5 kat. 7000 kilometre yol yaptı. 6000 kilometre yol yaptılar. 17000 kilometre biz yaptık. Cumhuriyet tarihinde 6000 kilometre. Bakın, iki kıtayı birbirine bağladık.
Marmaray'da. Hızlı trenlerimiz bir tarafta. Okullarımız, hastanelerimiz, yurtlarımız, her ilde kurduğumuz üniversitelerimiz diğer tarafta. Ne yaptık? Tek kabahatimiz, suçumuz millete hizmet etmek. Birilerinin oyununu bozduk. Tezgahını bozduk. Menfaat çarkının tekerine çomak soktuk. Allah'a şükür. Şimdi Türkiye daha da büyüyecek. Allah'a şükür. Şimdi Bilecik daha da büyüyecek. Allah'a şükür. Şimdi ilçelerimiz daha da büyüyecek. Selim kardeşim 10 yıldır yaptığı eserler ortada. Bilecik'teki değişim ortada. Büyüttüysek AK Parti belediyeciliğiyle Bilecik'i de en az 3,5 kat büyüttük arkadaşlar. Bakın belediyenin bütçesine, bakın belediyenin yaptığı yatırımlara, bunu göreceksiniz. Bunda tereddüdümüz yok. Belediyecilik bizim işimiz. Ülkeyi yönetmek bizim işimiz. Siz geçmişte üçünüz, dördünüz bir araya geldiniz. 3 yıl bile bu ülkeyi yönetemediniz ya. Ne çabuk unuttunuz. Allah'a şükür, şu 12 yıllık dönemde ülkenin kazandığı istikrar hem genelde hem yerelde Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi haline getirecek. Bu mezara kadar tereddüdümüz yok. 2023 hedeflerimiz ortada. 2053 hedeflerimiz ortada. 2023'te dünyanın en büyük 10 ülkesinden bir tanesi, 2053'te dünyanın en büyük 3 ülkesinden bir tanesi olacak Türkiye inşallah. Bunu fazla uzatmaya gerek yok. Halep oradaysa aşım burada. İnşallah 30 Mart günü sessiz çoğunların, sessiz çoğunluğun ne dediği, ne düşündüğü sandıkta ortaya çıkacak. Bilecik'te de çıkacak, diğer kalan 80 vilayette de. Meydanlar aslında söylüyor. Anlayana tabii, anlayana. Biliyorsunuz. Altı günlük arkadaşlar, muhalefet de lazım ama aklı başında bir muhalefet lazım, üreten muhalefet lazım, proje çağıran muhalefet lazım, gelecek yüz dönüyoran muhalefet lazım. Türkiye'ye değer katmak için samimi bir şekilde çalışacak muhalefet lazım. Yoksa bunlar da AK Parti'nin arkasından, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından daha çok koşarlar ama ne çare yakalayamazlar. Çünkü millet onunla birlikte. İki şey daha söyleyecek. Lafı Sayın Başkanım'a bırakacağım. Bir, 6 günümüz var. Evet, bu güç, bu azim mutlaka sandığa yansıması lazım. Sabır 6 günde kim varsa yanımızda. Türkiye'de olan biteni anlatacağız. AK Parti'nin farkını anlatacağız. İnşallah önümüzdeki pazar günü de bunun farkını da göreceğiz. Ama bitmeyin arkadaşlar. 30 Mart günü bütün sandık görevlisi arkadaşlarımız, sandık müşahidi arkadaşlarımız ve AK Parti gönüllüsü arkadaşlarımız, oyunuza sahip çıkın. Bakın, birileri başka tezgahlar peşinde. Biz bunun haberini aldık. Meydanlarda milletin kalbini çelemediler. Televizyon ekranlarında, gazetelerinde çelemediler. Ama sandıkta milli iradeyi gasp etmeye çalışanlara karşı asla ihmalkar olmayacağız. Uyanık olacağız. Oyumuz namus. Onun için akşam 17'ye kadar sandıklar açılıp sayılıp teslim edene kadar görevli arkadaşlarımız, müşahit arkadaşlarımız, AK Parti gönüllüsü arkadaşlarımız sandıklara sahip çıkacak. İnşallah zafer bizimle. Evet, saygıdeğer hemşehrilerimiz, bağlakları görürler. 30 Mart'ta sandığa sahip çıkmaya hazırlıyız. Milli iradeye sahip çıkmaya hazırlıyız.
Anadolu AK Parti'nin genel başkanı, partinin üstadı, Yeni Vatan, İslam Vatan, hizmet anlayışı olmayan
dedik ki değerli kardeşlerim, bu şehri marka şehir yapacağız dedik. Yaptık mı? Bunu nasıl yaptık değerli kardeşlerim? El ele, gönül gönüle, yürek yüreğe, severek, hoş görerek, çalışarak, azimle, inançla gerçekleştirdik. Bizler bu memleketi seviyoruz. Bu bayrağı seviyoruz. Bu toprakları seviyoruz. Sevdalıyız. Aşığız. Bizim mutluluğumuz, bizim huzurumuz bu toprakların hak ettiği hizmeti kazanmakla olur. Ve tabii ki ne çalışmamız, ne hedefimiz, ne azmimiz, ne sevdamız bitti, bitmeyecek. İşte geçmişiyle övünen, geleceğe emin adımlarla yürüyen marka şehir Bilecik'i gelecekte, önümüzdeki günlerde hep birlikte el ele, gönül gönüle oluşturmaya var mıyız? Değerli kardeşlerim, inanan insanlarla başarılamayacak hiçbir şey yok dedik. Gerçekten inşallah bir adım kaldı. Yeniden güven tazelememize, yeni hizmet yolculuğumuz için bir adım kaldı. Bu kalan süreyi yine aynı azimle, heyecanla, gayretle çalışmaya devam edeceğiz kardeşlerim. Bizler seveceğiz, bizler hoş göreceğiz. Bizler Şeyh Edebali'nin öğütlerinde olduğu gibi gayretlendireceğiz. Çünkü bu geminin direksiyonunda biz varız. Bu gemiyi karşı limana ancak biz götürürüz. Onun için kargaşaya sebep vermeyeceğiz. Dünden daha fazla çalışacağız. Daha fazla geçireceğiz. Değerli kardeşlerim, biz batısıyla, doğusuyla, kuzeyiyle, güneyiyle birlikte Türkiye'yiz. Biz hep birlikte sağıyla, soluyla, ortasıyla, gerisiyle birlikte bileceğiz. Onun için değerli kardeşlerim, bu şehrin her türlü dinamiğini, her türlü imkanını birlik ve beraberlik içerisinde bu zamana kadar en iyi şekilde değerlendirdik ve başardık. İnşallah bu dönem ne dönemi? Ustalık dönemi olacak. Değerli arkadaşlar, böyle önemli bir şehir, hızını almış bir araç, acemi sürücülere teslim edilir mi? Bu aracın hızını da veren, gerçekten rotasını da çizen biziz. Bu aracı ancak menzile de bizler ulaştırırız. Değerli kardeşlerim, Bilecik adına, AK Parti adına, bu yerel seçimler adına şu topluluğunuz gerçekten gurur veriyor. Bizlere, sizlere hizmet etmenin ne derece büyük mutluluk olduğunu, ne derece büyük ayrıcalık olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Ben bu güzel organizasyonu, bu güzel organizasyonu düzenleyen teşkilatımızın çok değerli yöneticilerine, kardeşlerimize, çalışan her kardeşimize, milletvekilimize, il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize ve katılan siz değerli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
ve diyorum ki bizler bir beraber kardeşle olduk ya, yaratılanı yaradandan ötürü sevdik ya ve hoşgörümüzü muhafaza ettik ya, çalışma azmimizi kırmadık ya, daha yüksek bir sevdayla çalışmaya devam ettik ya, emin olun hiçbir paralel düşünce bizim önümüze set çekemez. Bizler hak yoluna, sonuca, millete hizmet etmeye kilitlenmiş, inanmış, azimli insanlarız. Bizler Asım'ın nesliyiz. Bizler inanan kimseleriz. İnşallah bu güzide toprakları hak etmiş olduğu noktaya el birlik getireceğiz diyorum. Ve tekrar bize bu duygusal, bu anlamlı, bu güzel günü yaşattığımız için, yaşadığımız için Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Ve sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsi.